Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir test yapacağız. Yeni testimiz küsen kehribar yine arkadaşlar. Bu küsen kehribar tespihimiz çok hızlı renk alıyor. Onu size göstermeye çalışacağım. Ne yapacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu küsen kehribar tespihimi şu ıslak beze saracağım. Bez neden ıslak? Bezin ıslak olmasının sebebi içindeki suyu kendisine emsin istiyoruz. İçindeki suyu kendisine emecek ama aklınıza şu gelebilir. Islak beze saracağınıza suyun içine bırakın emer dersiniz ama daha önce denedik arkadaşlar. Tamamen suyun içine gömüldüğü zaman oksijen almadığı zaman tespih istediğimiz gibi renk almıyor arkadaşlar. Hatta böyle küstüğünü fark ettik. Küsüyor, rengini kapatıyor gerçekten. Şimdi ona engel olmak için beze saracağız. Yavaş yavaş emmesini, yani oksijen alarak emmesini sağlayacağız. Ve yarın bunu çıkartacağız. Nasıl olacağını göreceksiniz. Bence çok güzel olacak. Çünkü ben daha önce denedim. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta şu tespihimi şöyle söyleyeyim size. İlk hali bu. Ama ben bir gün denedim, rengini aldırdım ve tekrar beklettim bir gün sonra. Gene bu renge geldi. Neden o renge geldi? Yapısındaki suyu buharlaşıp uçtuğu için bu renge geliyor arkadaşlar. Yapısındaki suyu bırakıyor. Su çok çabuk bırakıyor. Ama yağ vesaire ona benzer ceviz yağıdır. Ondan sonra fındık yağıdır. Ben bebe yağı kullanıyorum genellikle. Bebe yağıdır. Sürerseniz bunları bırakmayacaktır. Hatta aylar sürebilir. Evet. Hemen beze sarıyorum gözünüzün önünde. Beraber yapalım bu işlemi arkadaşlar. Siz de evde deneyebilirsiniz. Küsen kehribar tespihiniz varsa. Ama bu piyasada çok az bulunan bir malzeme. Herkeste olmamayabilir. Bu küsen kehribar arkadaşlar bakalit kehribarın bir cinsidir. Her yerde olmaz. Onu açıkça söyleyeyim. Kolay kolay bulabileceğiniz bir ürün değil. Şu sıralar sadece ben satıyorum. Benim sözleşmem var firmayla. Sadece malzemeyi ben satıyorum olduğu kadarıyla. Şimdi bunu rulo yapıyorum arkadaşlar. Ve bunun içine bırakıyorum. Ha, yanlış anlamayın. Sadece ben satıyorum derken ben malzeme sattığım insanlar da var. Onlar da kendilerine tesbih yapıp sattılar. Onu biliyorum, takip ediyorum. Benim tek elimde olan bir ürün değil. Tesbih olarak değil tabii ki. Malzeme olarak benden çıkıyor. Alman firmasından alıyorum. Ben de Türkiye'ye dağıtıyorum arkadaşlar. Herkes istifade etsin. Herkes sevdiği tesbihi çeksin. Bu küsen kehribarlar gerçekten çok ilgi ve alaka çekiyor. Çok hareketli, çok değişken. Sürekli size bir sürpriz yapıyor. Sürekli bir yenilik yapıyor. Vücudunuzun kimyasalına ve yağına göre de rengi değişiyor. Hakikaten insana göre bile değişkenlik gösterdiğini gördüm. Bu yüzden arkadaşlar şunu da net söyleyebilirim. Tesbihin kesimine göre bile rengi değişiyor. O da çok enteresan. Kesmesinin farklı oluyor, arpasının farklı oluyor, yuvarlağın farklı oluyor. Birebir hiçbiri aynı olmuyor, aynı malzeme olmasına rağmen. Neyse şimdi bu videonun devamını yarın çekeceğim ve devamına yükleyeceğim. Şimdi hoşça kalın. Merhaba değerli arkadaşlar. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ıslak havluya sardığımız tesbihimizin ne hale geldiğini hep beraber göreceğiz. Şimdi açıp bakacağız arkadaşlar. Bunu bir gün beklettim ben. Islak havlunun içinde, suyun içinde tamamen kalmasın diye. Şimdi açacağım size arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım. Evet. Tesbihimizi yakından inceleyelim arkadaşlar. Dünkü rengi neydi? Bakın bugünkü rengi nasıl olmuş arkadaşlar. Hakikaten çok güzel, çok değişmiş. Tabii bu renk geçici arkadaşlar. Bunu çekmeyi bırakırsanız, beslemeyi bırakırsanız tesbihiniz yine küsecek ve eski rengine dönecektir. Bakın kıpkırmızı oldu. Dünküyle ben yine karşılaştıracağım. Karşılaştırmalı resim olarak atacağım size. Gerçekten hayranlık verici
bir durum. Benim çok ilgimi çekti gerçekten. Malzeme gerçekten çok güzel, çok değerli bir malzeme. Evet, şöyle alayım. Şu anda böyle suyu emmiş, bayağı bir emmiş. Şöyle bir zeminde inceleyelim, zeminde. Şöyle bir koyalım. Evet. Rengi tamamen değişmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz rengi açıktı. Çok güzel bir kızardı biraz böyle. Çok güzel oldu. Bu çekildikçe gittikçe kararacak. Evet. Şöyle biraz daha yakından bakabiliriz. Şu anda ben ev ortamındayım. Odanın ışığı yeterli değil arkadaşlar. Bu yüzden daha net veremiyorum. Olabildiğince elimden geldiği kadar şöyle göstereyim size. Evet. Gerçekten harika olmuş. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. Evet, küsen kehribar tesbihiniz varsa siz de bu tarzda besleyebilir. Suyla ben besledim. Suyla besleyebilirsiniz. Yağla besleyebilirsiniz. Yağla besleme işlemini yedirerek yaparsanız daha iyi olur. Bir beze sürüp yedire yedire yaparsanız daha iyi olur. İçinde de bekletseniz olur. O kendi etkileşime girip bezdeki suyu ya da yağı emecektir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.